Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fortnite isimli Battle Royale oyununu denemeyi düşünüyorum. İndirip kurdum, birkaç kere oyun oynadım ama başarılı olamadım. Çünkü bu tarz oyunlarda pek başarılı değilim. Yapamıyorum yani Battle Royale oyunlarını. Daha önce Rules of Survivor oynuyordum, sürekli vuruluyordum falan. Yapamadım. Clash Royale'de de yapamamıştım. Yani oyunu yapamıyorum. Maalesef savaş oyunlarını yapamıyorum, böyle karşılıklı savaşlı oyunları. aslında bunun en büyük sebebi şey herhalde, denemek lazım. Bu oyunlarda öyle birden ustalaşılmıyor, sürekli denemek lazım. Ben de yapamıyorum diye bırakıyorum, erken küsüyorum diye, ama bu Fortnite'ı denemek istedim. Birincisi hem ücretsiz, ücretsiz olması iyi bir şey, onun için denemek istedim. Bir de bu oyunun ilginç bir şey var, çok renkli, hani böyle çizgi film gibi, biraz garip. Bakalım neler olacak? Bunu da aslında diğer Battle Royale oyunlarında olduğu gibi önce bir alanda başlıyorsunuz oynamaya. Lobby'de bekliyorsunuz. Sonra burada otobüs var. Otobüs var. Gerçi uçuyor. Balona bağlı bir şekilde uçuyor. Ondan sonra atlıyorsunuz yine standart uçaktan veya işte otobüsten, neyse oyununa göre atlıyorsunuz. Yere belli bir mesafe kala paraşütünüz açılıyor. Mesela bu oyunda kazma, elimizde böyle kazma gibi bir şey var. Bu oyunda iki tür, hem savaşıyoruz hem de bir şeyler inşa etmemiz lazım. Yani oyunda iki tür savaşma taktiği var. Birincisi silahlarla, ikincisi mesela silah yaptıktan sonra aynı bu görseldeki gibi kendinize bir şey inşa edip, mesela bir betondan veya şeyden, tahtadan bir şey inşa edip kendinize siper alabilirsiniz. Silahları bir garip. Ya aslında güzel bir oyuna benziyor ama ustalaşmak lazım tabii. Evet. Otobüsümüz bu. Gördüğünüz gibi. Balonla gidiyoruz. Şimdi açılınca atlayacağız. Korna sesleri falan geliyor. Boşluk ile atlayabiliyorsun. Haritadan bir yer seçelim mesela. Neresi? Şuraya atlayayım. Çok da bir. Neresiydi işaretlediğimiz yer? Ha, şurası. Hızlı bir araba geçti sanki. Yani pek anlayamıyorum ya. Bir de çok renkli. Tabii ekran kartımızın, bilgisayarımızın durumu yüzünden de görüntülerde işte zorluk yaşıyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, bu şekilde bir paraşüt gibi bir şey açılıyor. Süzülüyoruz böyle aşağı doğru. Evet, birisi gelmeden girebilirsek içeri hemen. Var mı gelen göremiyorum ama. Aha. Evet, gördüğünüz gibi hemen vurulduk. Silah alamadan bile gittik. Sıralama 76. Göstermene gerek yok dostum. Lobby'e dönelim. Gördüğünüz gibi daha başlamadan ne oluyor burada acaba falan derken gittik. Haritayı tanımak lazım. Olayı anlamak lazım falan. Belki de ikili, üçlü oynamak lazım ama ben tekli oynuyorum şu an. Üçüncü seviyeye kadar ilerlemişim şimdilik. Bir kere çok beşinci falan oldum oyunda. O da saklanarak oldum yani. Saklanmamak lazım. Büyük ihtimalle çatışma yapmak lazım sürekli ki. Mücadele etmek lazım. Öğrenmek için oyunu. Biraz da korkuyorum. Sanki neden, ne varsa yani atla, savaş, öl, tekrar gel, tekrar öl. Yani biraz kontrolleri falan alışmak lazım. Çünkü kazma ile işte malzeme, kendine malzeme ararken, alırken o sırada silah seçmek sıkıntı. Yani sıkıntı değil tabi, parmaklar alıştığında. Böyle ne bileyim, bir müzik aleti öğrenmek gibi bir şey. Ha, bizi vuran herif şuna benziyordu. Baksana adam roket gibi gidiyor ya. 8 saniye sonra kalkıyoruz.
Deneyeceğim bunu da biraz daha yani bu videodan sonra size video çekmediğim zamanlarda oynamayı deneyeceğim. Öğrenmeye çalışacağım yani. Bakalım ne olacak. Palmiye Park. Nereye gittiysek başıboş baraka. Çok çiftlik evi. Çiftlik evine gidelim hadi bakalım. Çiftlik evi ne yazıyordu? Çiftlik. Çileli çiftlik mi? Çiftlik evi diyorum ya Allah'ım ya. Müzik içeride millet kopuyor mu ne yapıyor? Herkes atlıyor bak. Oo, uçuyor millet. Evet ben de atlayayım bakayım. Şu en sona gitmeyi düşünüyorum. Oraya bir de gitsin giden var ama olsun. Evet gidenler var. Biraz da oyun takılıyor tabii. Dediğim gibi yani bilgisayarın biraz kuvvetli olması lazım. Hem görüntüleri iyi seçmek için hem de Şimdiden tepesine ineyim ben asetleyim. Var mı gelen? Evet şurada biraz taş falan alalım. Hep tuğla aldık. Tabi ses kontrolü de önemli. Sesleri de takip etmek lazım. Biz daha oyunu bilmediğimiz için böyle mal gibi dolaşıyoruz. Burada bir şeyler ne bakalım ne varmış burada. Aha. Tabii daldık biz buraya gitmemiz lazım. Daralıyor. Ne taraftaydı şey? Bu tarafa koşmam lazım. Arabalara binemiyoruz tabii burada. Bakalım yetişebilecek miyiz? Sanmıyorum yetişebileceğimizi ama. Bunda mesela Rules of Survivor'daki gibi bakma var mı bilmiyorum. Koşarken bakamıyoruz herhalde sağa sola. Umarım zamanda olmadan yetişebilirim. Aha. Bir saat atış ediyor ama kim atış ediyor? Birisi ateş etti ama kaçabilecek miyiz ondan bakalım. Geliyor mu adam? O adam. Neyse biz fırtına yakalanmadan kaçalım. Oo, nereye gidiyoruz? Ha, korktum ölüyoruz diyor.
Zaman azalıyor. Evet, atışlar var, silah sesi. Nereden geliyor duyamıyorum ama şu an. Zaten korkudan ne yapacağımı da bilmiyorum. Ses aldı ama. Evet, gene öldük. Evet. Ölüyoruz sürekli. Tabi çok normal. Yani siz benim gibi yapmayın. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız sürekli oynayın. Yani elbette sizden, yani siz daha yeni başlamışsınızdır. Sizden önce başlamış bir senedir, iki senedir artık ne zaman çıktıysa oyun. Oyunun başından beri oynayanlar falan vardır. Tabi aşaması yükseldi. Ya ulaştın, bir içerik açıldı. Çılgın kale. İptal, bir dakika. Dolapta ne varmış? Planör seç zaten. Yani bu var. Başka bir şeyimiz yok. Böyle de dans şeyleri var, hareketleri. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum onlar şu an. Ben de oyunu sizler gibi öğreniyorum. Sizler gibi diyorum. Siz illaki biliyorsunuzdur yani. Dediğim gibi eğer siz bu tarz oyunları seviyorsanız vazgeçmeyin. Deneyin yani. Başarılı olmak için çok denemek lazım. Haritayı öğrenmek lazım. Neler yapılacağını öğrenmek lazım. Nerede ne oluyor. İşte nasıl saklanılacağını. Önemli olan bir de inşa etmek. İşini çok iyi öğrenmek lazım. Bu inşa etme işi, yani ikisini bir kombine yapmadığınız sürece hayatta kalmak, yani başarılı olmak zor herhalde bu Fortnite'ta. Bir de mesela şey oluyor, herkes de mi oluyor bilmiyorum. Karakterimiz bazen kadın oluyor, bazen erkek. Biraz karışık. Bak millet hemen duvar mı var, nasıl yapıyorlar ya, evet. Şimdi ben Q'ya basıyorum. Tekrar Q'ya basıyorum, gidiyorum. Hemen hızlı olmak lazım. O zaman duvarda mı kalıyor, ne yapıyor köprü X? Belki bunları şey mi yapıyorlar acaba? İlla ki kontrol tuşlarını, yani neyi ne zaman ne yapacağınızı kısa yol tuşlarına kendiniz ayarlıyorsunuzdur. Duvar için işte atıyorum F'ye, C'ye, o parmakları iyi alıştırmak lazım. Baksana millet maşallah, bizim gibi kazma değil kimse. Parti de var otobüsün içinde ya. Nereye gitsek? Ağlayan ağaçlık. Gideceğiz, ağlayacağız orada. Domates diyarı, ganimet gölü, Mutlu Mahalle. Ağlayan ağaçlığa gidelim bakalım. Şuraya gel. Ağlayan ağaçlığa gidelim bakalım. Otobüs de ilginç yani ha. Aslında oyun çok tatlı yani, böyle grafikleri falan. Tabii ben çok güzel grafikler göremiyorum. Çünkü benim PC'ciyim, laptopçuyum, kaldıramıyor öyle her şeyi. Tatlış.com. Bu yüzden ben de oynayamıyorum yani bu oyunları rahat. Böyle büyük ekran olsa, biraz da işlemcim, ekran kartı falan iyi olsa daha zevkli olur diye düşünüyorum. Yani daha başarılı olurum diyemem ama daha zevkli olurum oyun benim için. Oraya biri indi bile. Bir süre gidelim. Bir ses geliyor ama silah bulabilsem. Sanki birisi var burada mı?
Yukarıdan mı aşağıdan bilmiyorum. Evet, sargı bezi. İyi, yakınız. Domates diyarına doğru gidelim. Hem biraz parçalayalım. O dolaşan buralarda mıydı acaba? Bunlar açılıyor mu? Yok, açılmıyor. Valiz, aha. Şu an bandajı kullanmayayım çünkü bandaj şu an bir işime yaramaz. Biraz buraları parçalayalım. Malzeme elde edelim. Evet, tuğlamız var. Odun da aldık. Metalimiz de oldu. Merdiveni parçalarım. Odunumuz çok olsun. Şimdi buradan çıkacağım. Şeye gitmem lazım. Alana gitmem lazım. Fırtına gelmedi. Evet, alana girdi. Herhalde benim gibi kimse böyle oynamıyordur. Buraya gelmemişim kimse. Nasıl yapıyorduk? Taba basıp. Şimdi değerli dostlar, bir de burada bu oyunda silahların da... Ha, şu makineyi alalım. Silahların renkleri varmış. Yani her silah etkili olmuyor. Mesela pompalıdan atıyorum. Mesela gri renk olan silahlar en düşük. En düşük vuruşu yapanlar. Şimdi biz nereye gidelim? Derbeder. Derbedere gidelim. Neymiş ismi? Okuyamadım ya. Derbeder delik. Derbeder delik. Buralarda kimse yok ki gözüküyor. Birisi geliyordu ama nereye gitti o? Orada vuruşuyorlar. Ben burada pusayım da. Gelince sürpriz yaparım onlara ama. Yerlerse tabi. Bunlar usta oyuncu. Ayıp olacak biraz ama. Kozmik karınca görse. Rezil oluruz. En sevdiği oyuncular. Pusarak oynayanlar. Nereye gitti lan?
Bak görüyor musun? Orada inşa etmiş, yukarı kadar çıkmış. Usta oyuncular. Biz de kazma oyuncular. Bu pompalı mı ya? Pompalıya benziyor. Şöyle buraya saklanayım da. Arkam sağlam da. Şuradan gelen olsa göremem. Şu an 21 kişi kaldı. Fırtına geliyor. Fırtınadan önceki sessizlik. Biri geliyor. Hatta gidiyor yani. Rushlayayım mı ona? Rushlamayı da bilirim yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya. Tamam. Ormana gidelim. Neydi? Orman değil, dirilik. Biz onu uğraştıracak ya adam bizi arkadan ama hakkıdır yani avlasa hakkıdır çünkü benim yaptığım çok ayıp. Kimse yok gibi gözüküyor ama tabi her an biri çıkıp beni vurabilir. Vursun, önemli değil. Şu an oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Fırtına sessizlik gibi duruyor şu an. Yani bu oyunu izleyen varsa sıkılmıştır yani. Bu ne biçim hiç çatışma bir şey yok. Kazma gibi dolaşıyorsun ortalıklarına diye. Hak veririm. Çünkü öğrenmeye çalışıyorum ve benim için zor gerçekten. Ama 14 kişiye kaldım. Tabii önemli olan hayatta kalmak ama bir şekilde değildir illaki. Bu oyun profesyoneller için utanç kaynağı olabilirim şu an. Bir de şu alev gibi çember var. O ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Acaba içinden geçip böyle şey alana mı gidiyoruz? Şu tepeye çıkayım bari. Ses hızlanıyor böyle. Orada birler çatışıyor millet. Ben de oraya gideyim anasını. Çatışmaya çatışma. Evet gördüğünüz gibi hareket edemeden gittik. Millet dürbünü falan nereden buluyor çok merak ediyorum. 11. sıralama. Bu iyi. Evet değerli dostlar daha uzatmayayım. Bu şekilde oyunun ilk bakışı. Benim için hep son bakış oluyor. Çünkü hep vuruyorlar sona kalıyorum. Yani ölüyorum yapamıyorum. Biraz izleyeyim bakayım nasıl yapıyorlar yani. Büyük ihtimalle durmayacaksın. Ha bir de bu şeyde çanta falan yok yani öyle doldur her şeyi doldurayım hadi bakalım loot canavarı olayım yapamıyorsunuz. Zaten 5 tane mi ne yeriniz var. O 5 yerde olduğu zaman mesela sağlığa ihtiyacınız varsa çok güzel bir silah bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Değişik bir sistem var. Belki de daha iyidir yani. Anladığım kadarıyla sürekli zıplayarak gitmek lazım. Şu an beni vuran tüm iyi oyuncular yani usta oyuncu benden daha iyi oynatlar için. Oyuncuları gördüğüm kadarıyla hep böyle zıplayarak gidiyorlar. Tabii dürbünü silahla mı vurdu beni? Büyük ihtimalle öyle yaptı ya da düz attı da mı vurdu bilmiyorum. Ben çok küçük gördüm onu. Çatıda atış ettim ama boşa gitti sanki. Belki de vurmuşumdur bilmiyorum. Mesela enerji bulmuşlar. Şu üstte armor var yani armor zırh gibi bir şey. Bir şey değil be zırh yani. Üstteki şu üçgen şeklinde gözüken mavi renkteki şu an 75 olan oyuncunun. Mesela o küçük iksirler var. Onlardan içtiğin zaman
üç taraflı oluyor. O da bir ekstra bir can gibi sizde koruma sağlıyor. Onun için ne yapmak lazım? Güzel böyle loot'u iyi olan bir yere inip işte dürbünlü silahı, bu armor için gerekli iksirleri falan bulmak lazım sanırım. Bir de yürürken böyle benim gibi saf saf değil, zıplaya zıplaya, zıplaya zıplaya, zıp zıp, kanguru gibi. Kanguru gibi zıplıyor herkes yani oyun. Aynı böyle gazapizme buradan selam söyleyelim. Gazapizm mi? Gazoz mu? Ne gazozu? Gazapizm mi? Bak bir de oraya inşa etmiş bir şey. Onun üstünden avlıyor da insanları, diğer oyuncuları büyük. Bak biri de buraya inşa etmiş. Millet inşaatçı ya. Ben de şu an inşaat sektöründe çalışıyorum. Ama ben öyle inşa edemem. Ben çizimini yaparım da inşa edemem. Yani edemiyorum oyunda. Ben ay neye basıyorduk? Q'ya mı derken avlıyorlar. Oo bak. Ganimet var burada. Ha silahları da şuydu. Gri renk en kötüsü. Sonra işte mavi, yeşil, mor diye gidiyor. Herhalde en şeyi üstünün mor renk. Mesela pompalı silahtan gri renkte bulabilirsiniz. Yeşil. Aha bak biri orada. O da hemen ne yaptı? İnşaatını yaptı. Tamam ben de demek ki birini gördüğüm zaman hemen inşa yapmam lazım. Elif gör nereye gitti lan? Ne kadar malzeme topladı ki? Nereye gitti bak. Onu kolluyor şimdi. Acaba başkasının inşa ettiği bir şey yapıyı bozabiliyor muyuz yani? Kırabiliyor muyuz bilmiyorum. Bak onu bekliyor. Evet buradan da bunu öğrenmiş olduk. Demek ki birini gördüğün an hemen korumalık yapmak lazım kendine. İnç. Bak en tepeye çıktı herife bak ya. Ne kadar şey hırslı mısın ya? Daha zirveye çıktın daha ne istiyorsun? Herif. Ha, oyuncuya bak bozuk aldım. Lea 591. Bir kişiyi öldürmüş o da benim. Ha ona bir başka bir yerden de atış ediyor. Ne uyanık ya. Çık en tepeye oradan dürbünlü silahla vur. Acaba normal silahlarla da vuruluyor mu bilmiyorum. Oyunun bitmesini bekleyelim mi? Kaç kişi kalmış? 5 kişi kalmışlar zaten. İzleyelim anasını. Ben yapamadım başkaları yapsın bari. Birini burada indirmişler aşağıya. Ha bu sese doğru gidiyor. Diğerleriyle onları harcayayım bari diyor şimdi. Vay uyanık vay. Vurdu mu onları? Evet. Bir kişi daha vurdu. Evet değerli dostlar. Burada önemli olan inşa iş. İnşa et, kendini güvenli al, sonra çatış. Ama tabi rakibi de görmek lazım. Ben bu kadar renkli oyunda rakibi görmek benim için çok zor. Belki de çok zorlanmak lazım yani. Platform oyunlarına falan devam etmek lazım. Ama bunu öğreneceğim. Bunun üstüne düşmeye çalışacağım. Oo. Ha kırabiliyor musun bak inşa ettiği şeyi? Bir de siz vurulduğunuz zaman... Vay be onu da indirdi. Kaldı 2-2. 2 kişi kaldılar. Biri o tepede. JR. İş en tepeye oturmuş. Mesela bu oyunda ben o yukarıdaki tepedeki gibi olur. Bak mesela şeyi içti iksiri armoru yükseldi. Yarısı doldu yani şu an. Evet ilginç bir oyun. Bitirsin de. Aha bak dürbünü silah oymuş meğerse. Seni Nuri seni.
Bu hala inşaat yapıyor orada. Keşke öldükten sonra diğer oyuncuları böyle gezebilsek ama şey oluyor o zaman herhalde. Hile olur diye hani söylerler. Bak bak orada orada falan. Hadi kardeşim vurun artık bitsin bu çile ya. Bu ne yapıyor orada ya? Ha, kendini gösteriyor göstermiyor. Biliyordur belki ona da tüfek olduğunu. Bu da iyi sabırlıymış ha. Roket atsa gitmez mi acaba oraya? Oyun mecbur daralacak birazdan. Bakalım nereye gidecek ha. Evet. Oyunu yani aslında güzel oyun. Ama bakın grafikler ne kadar kötü. Yani bende öyle gözüküyor. Kötü gözüküyor. Daha net olsa, ekran kartı daha iyi olsa. Çünkü takılıyor bazen de. Tabii bahane mahane ama oyun kötü de olsa iyi oynar oyuncu. Her yerde iyi oynar. İyi oynamak için de biraz çabalamak lazım. İşi öğrenmek lazım. Bunun için de bol bol oynamak lazım. Çıktı la burla. O da ne gıcık bir gösteriyor. Kayboluyor. Aa bak tam üstüne ateş etmiyor. Ha bunda da eğilme falan yok herhalde. Kanatların savaşı. Hadi bakalım. Aşağı iniyor galiba. Biraz yukarı doğru atış etmek lazım. Tabi o kadar mesafede ne yapacaksın? Anına çakamazsın. Öf. Aha o ne yaptı öyle? Vay be yanık. Sıkıldı herhalde yeter galiba. Hemen inşaat çok iyi. Heh, ne yapacağız bakalım şimdi. Vay. Bak inşaat yapa yapa gidiyoruz. Yukarıda yapılıyormuş demek ki. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. E malzeme bitmiyor mu bunlar? Ne kadar topladılar ya? Aha geldi lan. Arkanda lan arkanda. Still two. He, dans da buradayım. Bunu da öğrenmiş olduk. İyi ki izlemişiz. Oyunun kazanıcı dans ediyor. Vay be. Evet değerli dostlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Allah cezanı versin. Bırak bu oyunları oynama diye. Veya evet dene bence falan diye. Ya da siz de taktiklerinizi verebilirsiniz oynuyorsanız eğer. Görüşmek üzere değerli dostlar.